Eğer bir ülkede düşünce özgürlüğü yoksa demokrasiyi ayakta tutamazsınız. Bir ülkede üniversiteler bilim üretemezse demokrasiyi ayakta tutamazsınız. Bir ülkede iş adamının can ve mal güvenliği yoksa demokrasiyi ayakta tutamazsınız. Bir ülkede bir iş adamının can ve mal güvenliği bir kişinin iki dudağına teslim edilmişse doğru değildir. Buna karşı çıkmak zorundasınız. Güçlü ekonominin sırrı güçlü demokrasiden geçer. Herkes bunu böyle bilmek zorundadır. Güçlü demokrasiden. İş adamları soruyorlar. O hali kaldıracak mısınız diyorlar. Olağanüstü hale ihtiyaç yok diyorlar. Ne zaman kaldıracaksınız? Siz işinize bakın deniyor. O hali kaldırmayacağız diyor. Elbette terör bitene kadar, elbette terörle mücadele edeceğiz. Elbette teröre karşı çıkacağız. Bundan en ufak bir kuşkumuz yoktur. Ama bir ülkenin bütün toprakları olağanüstü uygulamalarla uzun süre yönetilmez, doğru değildir. Eğer bir ülkede 150'nin üstünde gazeteci hapisteyse siz demokrasiyi dünyaya anlatamazsınız. Sözcü gazetesi FETÖ'cüymüş. Cumhuriyet gazetesi FETÖ'cüymüş. Ya arkadaşlar, her muhalifi FETÖ'cü diye suçlarsanız FETÖ'cülüğü ödüllendirirsiniz. Hala bunun farkında değil miyiz? Doğruyu yapalım. Doğruyu yapalım. Darbeci diye, yani FETÖ'cü diye baklavacı buldunuz. Buldular. Şekerci buldular. Asker buldular. Komutan buldular. Savcı buldular. Hakim buldular. Üniversite hocası buldular. Vali buldular. Kaymakam buldular. Ya bunların içinde bir tane FETÖ'cü siyasetçi yok mu? Yok mu bir tane? Eğer bir ülkede darbe yapılmışsa, darbe girişiminde bulunulmuşsa oturulup onun parlamentoda ayrıntılarının ortaya çıkması lazım. Komisyon kuruldu mecliste. 15 Temmuz darbe girişimini araştırma komisyonu. İki temel aktör. MİT Müsteşarı ve Genelkurmay Başkanı. Davet ediyorlar, meclise gelmiyor. Niye gelmiyor? Neden çekiniyorlar? Çekinmiyorlar. Çünkü siyasi otorite onların meclise gelip bilgi vermelerini istemiyor. Niçin? Darbeyi araştırmayacak mıyız? 250'ye yakın şehidimiz var. Araştırmayacak mıyız? Kim yaptı bu darbeyi araştırmayacak mıyız? Arkasında kimler var araştırmayacak mıyız? Ya arkadaşlar, biz bunların açığa çıkmasını istiyoruz. Kim darbeciler ortaya çıkmasını istiyoruz. FETÖ terör örgütüne yataklık yapanların, onlara milyarları akıtanların ortaya çıkmasını istiyoruz. Bu işin siyasi ayağı ortaya çıkması olmaz. Siyasi ayağın ortaya çıkması lazım. Sayın Başbakan konuşmasında Sayın Başbakan daha önce yaptığı bir açıklamada bu işin siyasi ayağı yoktur diyor. Ne demek siyasi ayağı yoktur? Yani bu darbeyi baklavacılar mı yaptı? Şekerciler mi yaptı? Kim yaptı bu darbeyi? Bu darbeyi yapmak için kimden talimat aldılar? Pensilvanya'dan. E güzel. Bunlar siyasi olarak kimlerle işbirliği yapıyorlardı? Kimlerle? Şimdi FETÖ olayı çıktı. Başka bir yerde duruyor. Muhalif olanların tamamı FETÖ'cü diye suçlanıyor. Muhalif olanların tamamı. Biz buna itiraz ediyoruz arkadaşlar. Biz buna itiraz ediyoruz. Demokrasi olacak ki hepimiz düşüncelerimizi rahatlıkla söyleyelim. Birbirimizi dinleyebilelim. Benim yanlışım varsa bana söylensin. Benim hatam varsa söylensin. Benim gerçek dostum benim hatalarımı bana söyleyendir. Ben bu kişiliğe sahip birisiyim. Eğer birisi yanlış yapıyorsa kim olursa olsun o yanlışı dile getirmek ve onların haklarını savunmak benim boynumun borcudur. İster bana oy versin, ister oy vermesin. Haksızlığın karşısında susan dilsiz şeytandır. Benim felsefem budur. Biz bir sorunlar yuvağından bu Türkiye'yi çıkarmak zorundayız. Çıkarmanın yolu
ortak akıldan geçiyor. Ortak aklı kullanabilirsek sorunlarımızı yaparız, yerine getiririz. Ben hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Hepinize en içten selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum.